6 Şubat depremlerinde ve tüm afetlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diler. Bizleri bu mutlu gününüzde yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar sergimize hoş geldiniz. Anda Derneği Başkanı Sayın Okan Tosun'a teşekkür ediyoruz bu değerli konuşması için. Şimdi de 6 Şubat depremlerinden tutun da yangınlar vesairelerde büyük önemli görevlere imza atan AFAD risk analizlerini azaltma ve önleme daire başkanımızı davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Bakanım, kıymetli katılımcılar, Anda Derneği'nin gönül vermiş yüce gönüllü insanları, hepiniz hoş geldiniz. Bizim için afetler uzun soluklu ve değerlendirilmesi gereken bütün süreçleriyle, afetin öncesi, anı ve sonrasıyla değerlendirilmesi gereken bir süreç. Burada farklı bir bakış açısı getirmesi açısından bu serginin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim için afetler her alanda göz önüne getirilmeli ki hazırlıklı olalım, hazırlıklarımızı tamamlayalım. Bu manada da bu serginin bir farkındalık oluşturma açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Ben başta Anda Derneği Genel Başkanı Okan Tosun nezdinde tüm Anda gönüllülerine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Konuşmaları için AFAD Eğitim ve Farkındalık Daire Başkanı Recep Bey'i şimdi davet ediyoruz. Kürsüye buyurun efendim. Sayın Bakanım, değerli komutan, tabii bu bizim için zor bir gün çünkü 6 Şubat yaklaşıyor ve 6 Şubat dediğimiz zaman da asrın felaketinin yıl dönümü. Bu vesileyle depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Sivil toplum olmak Türkiye'de yeni yeni bir kurumsallığa oturan bir yapı ve anda da bu kurumsallığı belki en hızlı sağlayan, geliştiren sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Afetlerde gerçekten artık sivil toplumun önemi hem öncesinde hem sırasında hem de sonrasında çok etkili bir şekilde devam ediyor. Ve anda da bunun öncesi, sırası ve sonrasını gerçekten daire yapan sivil toplum örgütlerimizden bir tanesi. 6 Şubat depremlerinde Hatay'da kendimle birlikte çalıştım. Gerçekten sahada inanılmaz özverili, yemeden, içmeden, uyumadan, dinlenmeden bir cana daha dokunmak için çalışan bir sivil toplum örgütü ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bu süreç içerisinde bu farkındalığı yaratırken o süreçte yaşanılan inanılmaz hikayeler var. Anda'nın yaşadığı hikayeler var. Belki bunları daha sonra kendini paylaşacaktır. Ama çok kısa olarak söyleyeyim. Kendi çocuğum, kendi canım, kendi eşi enkazın altındayken başka birisini kurtarmaya çalışan bir üyeleri olmasından ben kendime çok gurur duydum. Umuyorum ki bundan sonra da kendi çalışmalarına bu şekilde başarılı bir şekilde devam ederler. Bu farkındalığı da oluşturmaya devam ederler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, AFAD Eğitim ve Farkındalık Daire Başkanı Sayın Recep Şalcı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şimdi de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Gökhan Yazgı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. 6 Şubat depreminin yıl dönümüne 4 gün kala bir araya geldiğimiz bu güzel mekanda gerçekten sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 6 Şubat'ta millet olarak genciyle, yaşlısıyla acıları birlikte omuzladık. Yaralarımızı beraber sardık. Hamdolsun ki asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük. Bu zor günlerde deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalardan dolayı başta AFAD'ımıza, Anda Derneğimize,
ve tüm STK'lara teşekkür etmek istiyorum. Herkes iyi niyetiyle, gönülden çok özverili çalışmaların altına imza attılar. 6 Şubat tarihinde saat 9 itibariyle Malatya'daydım. İkinci büyük depremi Malatya Valiliğimizle, Sayın Bakanımız Mehmet Öğrensoy Valiliğimizle beraber yaşayan bir depremde de kardeşimiz. O günlerde AFAD'ın o güzel üniformasıyla, Handan'ın o günlerde kırmızıydı, o kırmızı formalarıyla o kurtarma çalışmalarında birinin yanımızda olduğunu bilmek bize ayrı bir mutluluk veriyordu. Çünkü herkes bir şeyler yapmak istiyor. Herkes yardım etmek istiyor. Ama bunun doğru bir teknikle, profesyonel ellerle yapılması ve doğru makine teçhizatla yapılması çok önemli. Bu noktada Handan'ın yapmış olduğu bu özverili çalışmalar takdire şayan. AFAD'ımız tüm gönüllü teşkilatlarıyla birlikte şimdi kurumlarımızda çok özel çalışmalara imza atıyor. Aslında hepimiz bu felaketlere hazırlıklı olmak zorundayız. Hepimiz bu felaketlerde gönüllü olarak çalışırken doğru müdahaleleri doğru şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Tabii bu Anadolu'nun tarihsel sürecinde yaşadığı afetleri bu sergide göreceğiz. Bu coğrafya savaşların coğrafyası, bu coğrafya afetlerin coğrafyası. Ama bu coğrafyanın insanları, Anadolu insanı her türlü afetin üzerinden gelmeyi bilen özel insanlar. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Türkçemizde de anlamı kan kardeşi olan Anda Derneğimiz Suriye'den Afganistan'a kadar hayır işleriyle koşturan özel bir derneğimiz. Özveriyle çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar ve her geçen gün sayıları da artıyor. Yapay zekayla geçmişte Anadolu'muzda yaşanan tüm afetlerimizi göz önüne koyacaklar. Ve hepimizin özel bir şekilde bu sergiyi izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sergi, afet bilinci ve eğitimi konularındaki çalışmaların bir yansıması olacak. Toplumumuzun afetlere karşı bilinçli bir yaklaşım geliştirmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum. Afetler sadece depremle sınırlı değil diyoruz. Bu sergide kıtlık, kuraklık, yangın, sel, salgın başlıklarını da göreceksiniz. Ve bizim tüm bu afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Burada başta AFAD'ımıza ve diğer STK'larımıza büyük işler düşüyor. Bu sergiyle birlikte bu konuşma imkanında tabii ki 6 Şubat depreminde vefat eden tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Anda Derneğimize bu güzel sergiyi düşündükleri ve uyguladıkları için teşekkür ediyorum. AFAD'ımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada değerli protokol üyelerimizin gerçekleştireceği sergimizin açılışını temsil eden kurdele kesim töreni vardır. Kıymetli protokol üyelerimizi şimdi buraya kurdele kesimi için davet ediyorum. Ardından da şu bilgilendirmeyi yapmak isterim. Işıklar kapanacak ve sergimiz başlayacak. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra kıymetli protokol üyelerimizi kurdele kesimi için davet ediyorum. Buyursunlar efendim.